İkinci Lig'den herkese merhaba. Beşinci hafta ikinci gün karşılaşmalarıyla bir aradayız. Phoenix Esport ve Pacific Esport karşılaşmasının sonunda ben Tankut Hoca Eraslan. Yanımda Ahmet Nova Yılmaz var. Nova nasıl keyifler? Merhaba Tankut. Gayet iyi. Gayet heyecanlıyız. 14.3 yamasındayız ve keyifli bir karşılaşma bizleri bekleyecek. Yasaklama seçim ekranında geçiş yaptık. Neler bekliyor bizi bu yamaz Nova? Yani yine tabii klasik Miami'nin güçlü şampiyonlarının yanı sıra işte kuvvetlenen biraz Illaoi'lerin durumundan bahsedelim. Azir her ne kadar ufak bir zayıflatmasa da Azir Force hala ve Karma'da dahil, Karma'da düşünün biraz zayıflatmış olsalar da Mantra olsalar da yine de kuvvetli ve o yüzden de direkt yasaklandı. İlk yasaklamalarda Akali, Nocturne, Ash Phoenix tarafından yasaklanırken Pacific, Varus, Karma ve Mako'yu yasakladı. Şimdi ilk seçim olarak Orianna hala çok kuvvetli. Yani Orianna'ya doğru yolu alırlar mı yoksa burada Nişancı'dan mı tercih ederler? Phoenix Sendas'ına sahip oldu. Şimdi... Evet, senin de tercih çok öne çıkıyor ki Phoenix Esports çok fazla tercih etmeyi seven bir takım. Ya özellikle bu Varus'un olmadığı koridorlarda seninle oynamak biraz daha rahat oluyor. Ama diğer taraftan direkt... Hemen Zayakan ikilisi. Peki bu bir sorun mu? Sanmıyorum çünkü ne yapıyorsun? İşte tam Kench'in rahatça oynayabildiği bir koridor oluyor. Tabii direkt Chirashi'den bir Kassante de yakışır. Yani meta'nın yıldıramadığı şampiyon. Bir de Sendan'ın çok partileri var ya. Nautilus gelebilir, Tahm Kench gelebilir, 3. tercih Sion gelebilir. Nautilus'un ayağına kullandılar. Tahm Kench'e göre daha mı önde sence Nova? Çünkü diğer liglerde de görüyoruz Nautilus Sendan'ı. Ben Tahm Kench'i önde buluyorum. Lakin bu ormancı tercihiyle ya da takım kompozisyonu eşleştirmek istediğine bağlı yani. Yani Sendan'ın Tahm Kench'le beraber daha çok iş yapabileceği ve Nautilus'la iş yapabileceği bir alan var. Yani olay koridor dışına bakarsak en azından savaş başlatma mekaniği ihtiyaçlarını hissetmişler. O anlamda da gayet olumlu diyelim. Stante'ye karşılık bakalım Pacific'in ilk aşamadaki son tercihi ne olacak? Oy. Olaf tercihi geldi üst koridorda Stante'ye karşı. Agresif yani koridor kazanabilen ki de kontrolsüz savaş arka safhaların ilerleyen bir şampiyon ama yani aman aman en sert counter'ı diyebilecek bir durum değil benim gözümde. Yani Kassante'nin o şu anlamda çok büyük bir counter olmuyor. Hatta bir koridorda bir baskın vesaire durumunda skor bile çıkarttığında yani 0-3 Olaf'ları tanık olmuştuk Kassante'ler karşısında. Ve Vay yasaklaması, öncesinde de Belvet yasaklaması gelmişti Pasifik tarafından. Yani biraz bu Belvet'leri uzun zamandır görmedik ve büyük ihtimalle her ormancı Belvet oynadığında, oynama potansiyeli olduğunda bu şampiyonun yasaklandığını da görüyoruz. O anlamda da biraz içim sanat, büyük. Korkularımızı ama da yansıtır. Hıvıyı geldi. Hıvıyı biraz Meta'nın güçlü şampiyonlarından. Lakin şu an Orianna çok yakışır. Her iki kompozisyona da. Ve yasaklandı evet. Tabii Hıvıyı'nın 14.3'te aldığı bir güçlendirme söz konusu Nova. Bununla beraber birçok tarafa esnetebiliyorsunuz. Karşısında da Orianna yasaklaması dediğin gibi geldi. Ve orta koridora da yönelik bir yasaklama. Tabii şimdi sol taraf iki tanklı bir kompozisyona gidecek. İki taşıyıcı üç tank da olabilir tabii son seçimlere göre. Pasifik biraz daha koridorlarda daha rahat edeceği tercihlere yöneldi. Yani evet şimdi bakalım orta koridor ve orman ikilisini ne yapacaklar? Şimdi Meta'nın da böyle Korki daha uzun menzilli bir şampiyon ilerliyorsun. Hem seninle hem Korki bir arada gelir mi? Bayağı bir menzil çünkü. Çok tavsiye etmiyoruz ama gelir. Genelde Korki geldiğinde üçüncü tercihle tank veya off tank yapıyor takımlar. Gördüğümüz kadarıyla iki taşıyıcı üç tank şeklinde. Bakalım Phoenix buna yönelecek mi? Ya şu anki ormancı tercihi çok önemli. Yani şu an Xin Zhao açıkta. Bu arada popüler şampiyonlardan Xin Zhao, Jar var. Bunların bir tanesi ama... Öncelik olarak dövüşü kısmında Xin Zhao. Ormanda biraz Maokai'nin zayıfladığını gördük. Mevsimle alakalı büyük ihtimalle. Kış mevsimde... Yasaklandı şu an. Viego. Şimdi mesela Viego geldiği için Nautilus'un seçimini anlamlandırmaya başladık yani. Ona pozisyon yaratacak. Aynen öyle. Reset verebilecek bir kompozisyon olmuş oldu.
Nizami Pasifik tarafı gösteriyor şu an Nova. Ve aldılar. Dediler. Onlar da kendileri için en iyisini yaptılar. Çünkü çift nişancılı yani düz vuruşla vurabilen şampiyonun olduğu yerde Zinzao'nun da etkisi çok fazla. Burada diğer tarafta Eren'in taşınma anlamında bir sorumluluk aldığını görüyoruz. Ki bir önceki karşılaşması da Phoenix Esports'un yanlış hatırlamıyorsam en değerli oyuncusu Interen. Çok iyi performans sergilemişti. Bakalım yine Viego'yla bu sefer bize bir şeyler gösterecek. Evet. Neler ya gösterecek merakla bekliyorum. Belli ki zaten bir önceki performansına baz alarak ya oyun kompozisyonu biraz daha onun da skorlar alabileceği takımı alan açan değil takımı ona alan açtığı bir yapı. Özellikle alt koridor ikilisi olarak düşünüyoruz. Üst koridor tercihi de buna çok orantılı. Merak ediyoruz. İyi olan evet. Beşinci hafta ikinci günün ilk karşılaşması Phoenix ve Pacific Esports birazdan Wilder kozlarını paylaşacak. Hadi bakalım neler izleyecek. Tercihlerinden bahsetmiştik Nova. Elbette bakalım neler gösterecek bize ilk takım. Yani şu an Pacific'te mesela üst koridor Dalton var. Bu da yeni bir oyuncu. Ve aslında benim İstanbul'dan bir oyuncu. Onun da performansını merak edeceğim. Tabii 1-8 giden bir Pacific'te iyi giden bir Phoenix ekibi var 6-3. Yani bu noktada acaba senin Viego ilgili söylemlerin kırılacak mı? Biliyorsun ki kazanma oranları çok düşük. Geçtiğimiz haftaya kadar sıfırdı Türkiye'de. Evet. Geçtiğimiz hafta Türkiye Şampiyonluk Ligi'de 2 galibiyet almayı başardı. Ya tabii Nova, biz Viego'yu eleştiriyoruz ama Viego 5-0 bile olsa kaybettirebilen bir karakter. O reseti, o kompu sağlayamadığınız takdirde. Öte yandan sağ taraf daha çok koridorları oynayan bir takıma sahip. Mirza ve Berkman'la alakalı şöyle parantez açayım. Daha önce beraber oynamış birbirini tanıyan bir ikili. Ve Zaya Rakan'ın neler yapacakları merak konusu. Kötü giden bir takım durumunda şu an Pasifik 1-8 performansıyla orada bir şeyleri değiştirdiler. Bu nedenle senin dediğin gibi üst koridor da bunlardan biri. Tabii Phoenix Esports çok iddialı bir takım. Tabii, ve onlara karşı bir galibiyet. Şundan da bahsetmeden Phoenix de 3 tane oyuncu değiştirdi buraya. Doğru yani, doğru ondan da bahsetmek Shirashi lazım. Shirashi, Interen ve Swarm geldi. Ve ilk dünkü maçları da gayet başarılı geçmişti. Yani bu oo çok iyi bir zarif uçuş kullanımı gördük. Erken seviyeyi istiyor Berkman Mirza. Hemen Phoenix'un sıçrasıyla sonuçlanıyor bu 2-2. Çok iyi bir oyun geldi Berkman'dan. Evet. Hatta çok kötü bir oyun Phoenix ekibinden. Yani o yorum aç. Hiç içe durmanın yani Rakan'ın ilk seviyesinde bu alanı vermemek gerekiyor. Özellikle bu gibi durumlarda Rakan nişancıyı yakaladığında da işte Natürlüs'ün nişancıya üzerine gidip saldırıyoruz. Gerçekten güzel oynadılar. Pasifik tarafı. Tabii erken aşamada Sendan'ın sıçrasına gitmesi tamamıyla koridor baskısını zaten iyi olan Zaya Rakan'ın eline geçirmiş olmasıyla sonuçlandı. Dediğim gibi Natürlüs erken aşamada bir şeyler denemek istedi ama yan yana durunca o zarif uçuşa işler de pek istendiği gibi gitmedi. Yalnız orta koridorda biz alt koridoru izlerken felaket dürtmüş iki tarafta birbirine. Memo ve Daşka'yı. Yalnız çok iyi hasar. Neonlardan biraz geri dönüş hasarı alsa da o ilk vuruşla beraber epey bir hasar bıraktı koridorda. Şu an yani koridor iyi durumda ama o yukarıdan haritaya bakınca da Dalton'un İnternetin üzerine gidiyor. Hakkında görüş alıyor şu an. Orada gördü yanlış görmedi tam haritanın ama üzerine yürüyecek mi? Oo. Deneyecek ama çarpı var İnternetin. Bir balta. Oo, çaldı. Word. Ama Dalton. Yani. Çarpı niye kullanmadı? Okay. Yok muydu yani? Vardı acaba? Yani solda gözüktü üzere vardı. Bekleme evet. Süresinde gözükmedi çarpı. Büyük iş. İşte şu an mesela Les Brandt oraya gidecek. Rakip mavisini çalacak. Dalton İterende. İsminin hakkını veriyor diyebilir miyiz? Nova bir suçlu gibi rakip ormana evet. Girip. İnterem çok içerlemiş olacak gibi koridor baskını. Çalıdan gelen bir koridor baskını içecek. Yalnız Lestrank bir de rakip maviyi de aldı. Evet orada çünkü görüşle görüşü, beraber. Orayı açtı. Şu an Interen çok vakit kaybediyor. Burada bile bir rakibin üzerine gidecek. Hayatını aktifleştiren bir Olaf var ama yakında da Interen sıçrayla rakibin üzerine gidecek. Çok az canlı kaçabilecek mi? Entofa darbelerinden de kaçmayı başardı. Bir sıçrana Zinza'dan geldi. Chirashi'yi yavaşlatmayı başarıyor. Dalton düşmedi. Bir de dönüp balta mı atacak? Lestrank zıplatmayı başardı. Chirashi ama hayır. İlk kan Chirashi'ye gidiyor. Interen de reset alıp rakibin üzerine doğru gidecek.
Zinza'nın zıplamasıyla beraber de atılmasıyla beraber ikinci skor alacak. Felaketle sonuçlandı Pasifik tarafı için. Güzel oyun Phoenix'ten. Evet, yani geriye düşen bir Inter'en vardı ve çok bekledi orada. Dalton'un o yeme girmemesi lazımdı o mücadele. Yani girmesi çok yerinde olacaktı ama devamında yanlış bir kararla ikisi de skor vermiş oldu. Şimdi bir anda altın farkına bakar mısın? Yani daha dakika 5, 1400 altın farkı alınan skorlarla beraber. Mion'da da muazzam bir kısanti üstünlüğü söz konusu. Ya da şimdi o kulaltık Mion'lar alarak azaltacak onu ama... Bir de dikenli yeleğini de aldı o kısante. Oh! Yani şu an çok Chirashi'nin keyfi yerindedir. Tabii, İnternet'de tabii, yani... o Gromp'u verdiği için hiç pişman değildir herhalde. Yani iyi bir hamle yapan bir pasifi devamında biraz daha dikkatli olması lazım. Eğer ki o aksiyonda Zinzao Olaf'a yakın olsa... Tamam da yani mesela eşleşmek, evet dövüşebilen bir eşleşme ama her an dövüşmemek faydanızı olur. Orada Zinzao ile Orman üst koridor ikilisi uyum içerisinde olsa belki kar topunu yakalayabilecekleri maçta şu an durum yani 2-0'a geldi. Orada büyük ihtimalle Dalton Inter'in o çalıda olduğunu düşünmediği için oradan rakibin üzerine gitti. Sonradan Lestrange her şeyi bırakıp koştu. Ve bu aşamada daha planlı olan Inter'in ve Chirashi ikilisinin işi daha kolaydı. Evet, dediğim gibi planlı oynasaydı, biraz daha beraber oynayabilseydi ikili olarak Olaf ve Zinzao çok daha iyi iş yapabilirdi. Çok uzun sürdü bu yemleme yani. Çünkü Diego seviye 3, Zinzao seviye 4 olmuştu. Hem seviye alamadı, çok vakit kaybetti. Ona rağmen büyük risk kaldı burada Inter'in. İyi bir çupa geldi, yerine sahipten bir workman var ama Rakan tabiri caizse hamsi gibi bir karakter. Tutamıyorsunuz, kaçar gider. Evet. Düşük çalı görüşünü alacak Phoenix Esports ekibi. Alt koridordaki baskıyla beraber alev ejderinde bir öncelik en azından edinmek isteyecekler. Evet. Bu arada orta koridorda inanılmaz bir cold memo etkisi var. Mion durumu çok iyi. Erken aşamada dürtmüştü hatırlarsan. Evet. Epeydi. Bazen. Ki korku olarak Nova, yani erken aşamayı geçireyim de ileriki aşamada iş yapayım dersiniz. Yani şu an cold memo evet, için evet. Erken aşama değil bu. Aynen öyle. Ya bu arada mesela alt koridorda seviye 1'de Phinox nişanı kaybetmişti ama hiçbir şekilde oyun etkisi olmadı. Bu da üst koridordaki aksiyonun sözlük etkisi var. Üst koridora çok oynadı iki takım da tabii. O sıçının gitmesi pek bir işine yaramadı gibi Pasifik tarafının. Onların da alt koridorda Mion durumları gayet yerinde. Tabii bu Senna'nın için gayet okey. Yani alt koridorda aksiyon olmaması Senna'nın yükleri biriktirip eşyalar alıp güçlenmesine sebebiyet verecek. Phinox da vahşi batılıyla girmiş galiba. Şimdi ona bakıyordum ben. Renk paletiyle girmiş. Güzel kostüm. Evet. Senin de en sevdiğin kostüm ne Nova? Ben de vahşi batılıyla girmiş. Şey çok güzel. True Damage çok iyi. O şey morumsu renkleri olan. Ama ben de Vahşi Batı'yı çok seviyorum. Yani... Lucian'da var değil mi Vahşi Batı? Evet evet. Vahşi Batı bayağı bir karakterde var ya. Jin'de de var. Hecarim'de de var. Bayağı bir karakterde var. Tiny Moon diye geçiyor İngilizcesi. Güzel bir kostüm serisi. Şimdi objektifler takaslandı. Bir taraf ezel, bir taraf... Oo, Ragnarok'u aktifleştiren bir isim var karşıda. Xanthe'de ultiyle cevap veriyor ama hasar çok fazla. Balta tutunca Chirashi'de epey hasar aldı karşılıklı. Çok iyi bir entomo darbeleri kullanımı Chirashi'den. Devamında zıplatıp skoru da almayı başardı. Bire bir de Xanthe'de skor. Ya bu eşya farkıyla zaten kazanamazdı. Yani ayakkabı artı çivili yelek. Dikenli yelek. Dikenli yelek. Yani sendere sadece bir tane doğran iki tane kılıç var, kazanamazsın. Bu adam şu bu an bahsettiğim... Caulfield var. Şu an bile zor bu arada. Yani Caulfield da bile zor. Bir nebze şu an olsa kazanabilirdi. Yani öyle mi? Bir nebze tabii. Yani en azından bekleme süresi yani hasarı var. Diğer taraf ayakkabı getirmiş. Ayakkabı çok büyük tabii etkisi var. İnternet rakip keskin gagalarda. Bu bahsettiğim... Kılıç Olaf bu işte. Dedim yani Olaf karşısında... İmparatorluk olsun. Muhafızlarını kullandı. Yalnız korku çıkmayı başardı. Evet, Azir ultisine karşı roketleriyle hemen pozisyondan çıkan bir cold memo gördük. İmparatorluk muhafızları çok istediği gibi olmadı Dashkayn. Evet. Ya büyük ihtimalle minyonları kule altı daha hızlı almak ve
tempo kazanmak için yapılmış bir hamle olarak değerlendiriyorum. Hı hı. Şaka yaptım da. Yok, ben hiç yorum yapmadım. Yani çünkü ben o kadar da ağır şey yapmıyordum ama dediğin gibi yani Korki o kadar rahat çıktı ki imparatorluk muhafızlarından anca milyonları almak için kullanılan bir ulti olur. Gidaşka'yı da anlayabiliyorum. Bu kadar erken şimdi geri düşmüşken denemesi lazım. Belki kule altına yakalarım da hasar vururum diye. Ya doğru, doğru. Bunun NT. Doğru bir deneme. Sadece çok geriye düştüler yani, inanılmaz. Şu an bakarsan şu an topluma bir barikat da alıyor. Yani koridorda kimse oynamadı buraya bu arada. Ki koridorları alt... iyi dedik yani. Fena değil dedik. Ya alt, alt koridora yani alt koridorlar gelmedi. Yalnız yürüsünü aldı. Çok affedersin ama iki düz vuruşlu çıraşı. Çusuyla da beraber. O milyon dalgası mahvoldu mesela orada. Bu arada 2'ye 1 bile belki yapabilir mi? Ölmez bence Xante. Zinza bir daha herhalde bozacak diye bakıyorum. Evet, kafasına gelen bu totemle rağmen bu sefer bozmaz muhtemelen. Phinox'un elinde dişli kaması var. Atik çizmeleri almış değil. Yanına da dişli kamayı alıp şu an gayet iyi ilerliyor koridorda. Alt koridorda ittirme yine başardılar. İlk ejderi benzer bir şekilde almışlardı Alev ejderini. Bakın ikinci ejder etrafında nasıl bir oyun sergileyecek bir takım. Şimdi hemen eşyalara bakalım da eşyalar konusunda iki tarafta birbirine yakın. Az önceki üstte dönüşten sonra Memo Caulfield almış. Evet. Yani Korki'nin keyfi yerinde yani. Onun için maç şu an çok iyi ilerliyor ki 3-0 olan taraf kendi takımı. Sen zaten sürekli güçlenen bir yapıya sahip. Evet evet. Phoenix'in keyfi yerinde şu an. Çok. İnternetten takım... orta koridora baskın gelecek ama çok kolay bir şekilde o güvenli bölgeye gitmeyi başardı Aşkay. Takım savaşlarında daha etkili olan bir Kısante'ye sahipler. En azından yine bir takas göreceğiz büyük ihtimalle. Ya tabii şeyi anlayamıyorum açıkçası. Alt koridorda erken bir sıçtı alanında belki de Strong'da alt koridora oynatıp Senna'yı düşürebilirlerdi. Korki bu kadar rahat az camlı orta koridorda duruyor. Hadi üst koridor şanssızlık oldu diyelim ama kesinlikle orta koridor ve alt koridora bir şeyler yapması gerekiyordu Pasifik'in erken şimdi. Yani devamı da... İkinci ejder. Les Frank'ta bir daha görmedik zaten. Şimdi kurtçuklar alıyor işte kurtçuklarını. Zaten ikinciyi aldı, şimdi üçüncüyü alacak. Karşında ikinci ejderini alan bir Phoenix Esports. Okyanus ejderiyle beraber. Ki Chirashi orada görüşünü verdi Zinza'nın. Şimdi işte kurçukların bildirimiyle de beraber alt koridor ormanına dönüyor Interen. Doğru yani, olanı yapıyorsun. Phoenix'in tek şu ana kadarki yanlış oyunu Gromp'a atılmayan çarp diyebilir miyiz Nova? Evet. Ki o bile işlerini yaradı. Oo, Senna'yı yakaladılar bu arada alt koridorda. Senna'nın sıçrasını aldılar. Senna'nın sıçrasını aldılar biz orta koridoru izlerken. Rakan da sıçrayla hükümet sıçrasını yapmayacağız. Lestrank burada Korki'yi yakalayacak hemen. Paketiyle beraber uzaklaşmayı başardı. Sworn. Orada kademedeki bir diğer isim. Pozisyonu izleyemedik ama muhtemelen Bergman sıçra zarı fıkçı yapmıştır diye yorumladım Nova. Evet, Korki'nin de paketi vardı. Şu an paketle hızlıca geldi. Şu an oyunda çok bir aksiyon olmayacaktır bu aşamada. Paketiyle gelen bir Korki vardı alt koridorda. Pozisyondan da çıktı kolay bir şekilde. Orta koridorda çok da minyon kaybetmeyecek. Taşkayı rahat minyon temizlemeyi başardı. Yalnız hiç fena hasar da vurmuyor hazır şu an. Çünkü Nashor'un dişini bitirip gelmiş. Bakalım bir barikat alabilecek mi? Aldı. Son barikatı bir tane en azından alabildi. O da şu an ilk eşyasıyla kuvvetli olacak. Bu arada Korgen'in de bir tane yükü kalmış. 1 milyon alınca o da ekstra kazancına sahip olacak. Üst koridorda Olaf için işler pek hayırlı ilerlemiyor. Ya şeyde büyük problem. Şimdi Xante çiviliği aldı. Zaten ayakkabısı zır. Bir tane daha zır aldı. Zinza saldırı gücü, Olaf saldırı gücü, Zaya saldırı gücü. Azir'in bir Nashor'la vuracağı yetenek gücü var ama ya siz Azir olarak Xante'ye vurursanız
Tamam hasar çıkartırsın belki şu an ama takımın için çok iyi gitmez gibi işler. Evet, şimdi hatta koridor değişti yani. Şimdi Kısanti alt koridora gitti. Özellikle ışınlar avantajı olduğu için alt koridora çok şey kaybedebilirler. Olaf da hele şu an yukarıda bekliyor. Bak alt koridora 1 milyon dalgası gitti. Üst milyon dalgası da gidiyor bu arada. Olaf onu yakalaması lazım. Şu an haritalar biraz kayıplar. Özellikle bu sekanslarda ışınlar olarak Daşkay'ı alt koridora göndermeniz lazım ki ona göre hani eşleşin. Mirza'yı yollamaya karar verdiler. Evet. Yani çok kaynak kaybettikten sonra. Evet. Alameti de alacak Phoenix Esports tarafı bu aşamada. Haritanın mutlaka hakimi. Ya şu an oyun tek taraflı ilerliyor diyebiliriz aslında. Yani Pasifik'in hanesinde sadece alınan içlik kurtçukları var. Pozitif evet. Olarak hanesinde. Onun dışında çok iyi bir durumda değiller. Bir de rakip Kurba. Evet. Ya bir de evet Grompu aldılar. Grompu da Kurbağa demezsin Nova ya. Onun da bir hissi var, bir yüreği var ya. Kurbağa değil o, Gromp. Lütfen. Türkçesi Gromp mu? Efendim? Türkçesi Gromp mu? Türkçesi Kurbağa mı ya? Ben değil de değil. Türkçesi de Gromp'tur bence. Yani Gromp özel isimdir diye düşündüm ben ama. Değil. Öyle mi? Ne demek Gromp hocam? Ben bilmiyorum açıkçası. Ben bilmiyorum. Ama yani ona Gromp demiyoruz herhalde. Bence özel isimdir. Neyse bunu biz baştan sonra tartışalım. Burada yalnız senden W3'de yine sabitlenen bir Brooklyn var ama devam etmeyecekler. Evet. Ya şu an oyun çok rolantide. Şimdi alameti var. Alameti 3. ejderle birleştirmek isteyecektir. Yalnız üzerine bir de çıpa gelecek. Yine sabitlenen bir de derin darbe geldi. Senin W3'de destek olacak. Mirza tüy fırtınasını kullanmak zorunda kaldı. Tüm kaynaklarını kullandı. Phoenix'e spawn gitti ama henüz kimseye düşemedi. Yalnız sende Q'suyla bir ağa dürtüldü Mirza. Dikkatli olması lazım. Şimdi alt koridorda 2-3 yaptılar. Orta koridora bu sekansla beraber alamet açıp kuleyi açtılar. Yani şu an Phoenix her tarafta kazanmaya devam ediyor. Alameti hatta alt koridora getirdi ama internet virajı alamayınca. Olsun. NT diyelim. Evet. Yalnız internet üzerine doğrudan giden bir Azir var. Pozisyonuna çıkacak. Arka tarafa gelen bir ışınlan var yalnız. Burayı Phoenix isteyecek gibi. Işınlanla gelen bir kısaltı bir anda 4 kişinin içerisinde bulunca aman aman deyip pozisyon dışına çıktı. Bu arada Colt Memo hiç gelmedi buraya. Orta koridordan rahatça ittirmesini yapıyor. Yani bir an Pasifik toplandı ama ne amaç vurdu? İşte Ejder'e dönüştürecekler. İşte Ejder'in blok Ejder'i olması gerçekten önemini bir hale düşürüyor. Yani Phoenix bu maçı zaten menzil avantajına sahipken Baron'la bitireceğinin farkında. Bu arada Nova Ejder alınırken şeyi düşündü. Gromp bence Grumpy kelimesinden türetilmiş. Yani Gromp'un suratı da öyle ya. Suratsız böyle memeletsiz bir suratı var. Yani Gromp'u az önce duygular deyip de bunu söylemem. Birazcık garip oldu ama bence oradan geliyor. Evet ama biz onu kurbağa diyoruz. Kurbağa mı? Bizim kurbağamız değil mi o? Benim öyle bir kurbağam yok mu ama? Senin varsa bilmiyorum. Yıllardır. Evde Gromp besliyorum. Hatta dil atıyor yani. Evet. Dil atan kurbağa çok olan bir şey değil. Skor alıyor avadide. Evet ama. Bu arada evet efsane Gromp skorları vardır. Bilenler bilir. Oo internetten güzel bir yanılıp geldi. Ya. Bu arada biraz önde yakalanabilir spawn. Doğru da üzerine gidecek. Ultisini artık değiştirdi. Çıpayı atarken yakaladı. Üzerine derin darbeyi kullanmış olsa da spawn. Hiç önemli değil. Rakan'dan iyi bir takip. Spawn evet. Biraz fazla istedim. Güzel skor ama oyunun dengesini değiştirmeyecek bir skor. Şu an asıl gözükmeyen şey ne biliyor musun? Kork ikinci eşyasını bitirdi. Dakika 19 itibariyle. Sürekli kaynak kaldı. Hiç boş durmadı Colt Memo. Zaten milyon farkına bakarsan koridorlar arasında takım en çok milyonu kesen o. Dakikada 10 milyondan fazlasını kesmiş. Ve asıl tehlike o korku olacaktır. Şu an Habaset'i de bitirmiş durumda. Kolay gelsin. Evet Pasifik tarafına kesinlikle kolay gelsin. Bu korku ile beraber. Habaset'i de bittiği için ikinci eşyasıyla beraber. Bayağı bir hasar vuracak ki daha Korki'nin dakikaları da değiliz aslına bakarsan. Yani. Evet. Şu an olduk yani. Şu an o Korki'nin orta koridora. Evet dakikalar öne çekildi. Hızlandırılmış uçuş.
Yani şu an Baron vaktinde tabii Phoenix tarafının ya da Phoenix tarafının Baron etrafı görüşü de o bölgelerde aslında dolanması lazım. Niye burada duruyorlar bu kadar? Çok anlam veremiyorum. Bir tuvalet reset yapacaklar. Resetten sonra mı? Zaten orada görüşte gayet iyi durumdalar diye düşünüp orta koridora ittirip gidebilirler dediğim gibi. Tabii biz bu eşyaları konuşurken Xante'de iki eşyada. Gün ateşi ve çivilisi var. Yani Xante bu savaşlarda Çireş'i gel biraz da burama vur, gel biraz da orama vur diyecek. Pasifik için işleri hiç iyi gitmiyor açıkçası. Az skorlu bir karşılaşma ama bu Phoenix'in işleri biraz internen gittiği yerde kötü pozisyonda kalabilir. Ultisini kullanmak durumunda kaldı. Çok iyi bir oyun Berkman'dan. Şimdi sıçrayla Baron Pit'ine kaçacak. Rakan'ın sıçra tutuşturu ve ultisi şu an bekleme süresinde. Orada Phoenix'in verdiği hastaya bak. Evet. Hocam bir yoğumu var. Bir de dişli kaması var yanında. Tamam da tank dünyaları var. Güzel vurdu. Rakipte tank yok ki. Yani bir Solari var Rakan'ın ellerinde de yani o da çok Senna'yı alakalı eden bir şey değil. Daha yani korkunç alakasyon yok. Hop bir Caulfield daha geldi. Her gittiğinde üstüne bir tane cebe atıyor. Güzel Gold Memo'ya ya. İndirim yapıyor olabilir mi market özel olarak? Ne dedin o? Şaşırmam. Şaşırmam. Yani ben izlediğimden bunu anlıyorum. Artık bundan sonrası herhalde bir Baron savaşı görürüz yani rakibi Baron'a doğru çekmek. Menzil var, dürtme var. Takımlar çok Baron'la yakın oynamıyorlar. Muhtemelen Phoenix zaten önde ve bir Baron şimdi %50-%50'ye bırakmak istemiyor. Biraz daha güvenli oynuyor Phoenix. Öte yandan Pasifik Baron'a giremez şu an. İmkanı yok. Alt koridor kulesini alacak Çireş'i biz orta koridoru izlerken. Üst koridordaki minyonları da Cold Memo karşılıyor. Phoenix tarafı minyon dalgalarını yönetme konusunda epey iş çıkartıyor Nova şu an. Evet. Büyük ihtimalle şimdi Cold Memo da bir eşya alacak. Üste dönüyor. O alt koridor kulesini de aldıktan sonra şimdi sen iki eşyada. İptal etti Cold Memo. Burada bir yakalanma olursa... Oo, ama duvara gittiği için gittiği yerde yerine sabitlemeyi başaracak düz olarak Zinzao ile beraber kötü pozisyonu insene interne. Arka taraftan gelen bir Chirashi var. Berkman'ın zarif uçuyla beraber uzaklaşmayı başarsa da rakip ormancıyı aldı Phoenix tarafı. Evet. Ve bu Baron'u isteyeceklerdi şu an. Bu da kolay bir Baron. Rakan'ın ultisi var. İmparatorluk muhafızları olan bir Azir var. Olaf da gerekirse Ragnarok'la girebilir. Pasifik isteyecek buraya yalnız. Phoenix çok rahat soktu rakibi Baron Memo Pitine. Paketle gelecek. Evet ışınlarına gelecek bir Memo var. 4'e 4 şu an. 7000 can, 8000 can arka taraftan Memo geliyor dediğin gibi paketle beraber. Daşka orada karşılıyor Cold Memo'yu. Hala 4-4 Chirashi'nin canı yarıya kadar indi ama hala Baron vurmaya devam ediyor. 4000 can, 3000 can. Ultiyle beraber gelen bir isim var. Olaf çok iyi girmeyi başarsalar arka taraftan gel. Corki ve Senna ultisi yeterli olacak. Korkun'un da gelmesiyle beraber iyi bir imparatorluk muhafızları geldi ama gittiği yerde Chirashi tüm fırtınasını kullansa da Mirza. Yani 2'de 2 yapan bir Corki'yi devamında herkesi düşürdü Phoenix'te. Çalar mı? Sırak geldi çalabilir misin? Şöyle de Endless Rank. Ama Zinza bu Baron Pit'in de hayatta kalamayacak. Şimdi katliam geldi. Üzerine Chirashi de Bulut Ejder'ine gidiyor. Muazzam bir oyun Phoenix Esports'tan. Evet. Bir tane skora ihtiyaçları var ya Baron etrafını yemlemeye skoru buldular. Skorla beraber 4 skor hatta 6 skor aldılar bu sekansta. Yani yine düştü Zinza. Evet 6 skor aldılar. Üzerine Baron aldılar. Ejder de geliyor. Bir anda 10.000 altına yakın bir fark. Hemen hemen ya maç boyu üstünlüğünü bir savaşta da bitirdi. Ki ihtiyaçları olan da buydu. Ya o Baron savaşında Phoenix'in hiç eli titremedi ya. 4'e 4'lerdi. Ve Pasifik tarafı gelmişti Baron Pit'le. Ve ben dedim herhalde Pasifik oynayacak. Yani bu kadar gerideyken deneyeceklerdir 4'e 4. Çünkü rakibin en güçlü üyesi olan Corki yok. Ama Phoenix rakibi öyle güzel uyuttu ki. Cold Memo üste döndü. Işınlanla geldi. Dediğim gibi paket vardı elinde. Paketle pozisyona girdi. Ve muazzam bir hasar bıraktı. Bir nokta Cold Memo. Phoenix'in eli titremiyor Nova. Evet. Çok rahatlar. Zaten şu an menziller... Onlar tarafında. O yüzden de... Kolay bir Baron oldu onlar adına. Pasifik istediğini yapamadı. Phoenix'in sabrı aslında kolay bir Baron evet. Getirdi onlara yalnız Chirashi burada yakalanmış mı? Rakan ultisini kullanacak mı diye bakıyorum rakibinin üzerine. Kollamaya devam ediyor ultisiyle. Yalnız iyi zıplatmayı başardı Chirashi rakiplerini. Rakan ultisiyle ayartmayı başarsa da bakalım alabilecekler mi? İkinci bir zıplatma Death Rank'tan geldi.
düşürmeyi başardılar en sonunda. Bu pozisyonda Raka'nın tutuşturuyor ultisi gitti. Evet, ama 3 koridor oynadılar. Phoenix tarafı 3 koridor olunca tabii yakalanmaları veriyorsunuz. Bir yakalanmaya rağmen Cold Memo üst koridor kulesini alırken orta koridor kulesini de alacaklar birazdan. Phoenix ekibi. Evet ama en azından orta koridor imitör kulesini açmaya başardılar. Yani bakar mısın? Olaf acı çekiyor. Ya o menzilden çok rahat vurabiliyor Senna. Üst koridorda Korki aynı şekilde. Ya Philox rakibin düz vuruş menziline girmeden imitörü aldı. Tek başına. Yani dediğin gibi üst koridorda da Olaf acı çekiyor. Yani milyon dalgalar temizlenemiyor. Aziz diğer taraftan iki tane kule alarak en azından bir kaynak almanın peşinde. Bu kaynakla beraber tabii eşyayı düşüremedi ne yazık ki. Üçüncü eşyasını göremeyeceğiz. Diğer taraftan da Pasifik için muazzam iyi haberler. Biraz Interen kovalıyor, Interen kovalıyor Daşka'yı. Arka taraftan gelen iki Phoenix oyuncusu var. Şundanla kaçayım. Evet, yani Phoenix evet. İçin muazzam iyi haberler. Kendini Pasifik için nasıl muazzam iyi haberler olur şey gibi. Evet, evet hiç bozmadım zaten. Ben moral kaynağı olsun diye. Oyunda Pasifik için şu an tek haber, iyi haber alınan kuleler Nova. Evet, başka bir şey yok. İki kule alındı. Yani Azir'in belki Rabadon'u bir umut ışığı olabilir ama diğer taraftan 3-4 eşya bir Korki var. Ya şöyle Nova, iyi bir takım savaşı yaparsa Pasifik tarafı, takım savaşından ziyade düzelteyim. Korki veya Senna'yı tekte yakalayıp düşürebildikleri bir senaryoda işler fena gitmeyebilir onlar için. Ama hasar potansiyelleri de çok kısıtlı şu an Pasifik'in. Yani istediği takım savaşını yapabilmesi veya istediği çete savaşını yapabilmesi, o 2'ye 2, 3'e 3'leri çok olası gözükmüyor. Evet, yani mesela Phoenix ekibinin şeye çok garibime gitti. Yani 3 koridor açıyorlar. Bakalım eğer Kısante üst koridoru ittirip yani 2 koridor mu oynayacaklar? Büyük ihtimal 2 koridor oynayacaklar. Yani 2 koridor oynarlarsa çok rahat bu oyunu oynayabilirler. Hatta Chirashi şu an kendini göstermiyor bile. Bak 3 koridor oynuyorlar. Chirashi kendini göstermedi. O da tehlikeli pozisyon almıyor. En azından sakin oynuyor. Çünkü Pasifik eğer 3 koridorda da Phoenix ekibi oyuncuları görürse savaş başlamak zorunda. Tek umutları o. Daşka'yı çok dürtüldü. Diğer taraftan Brooklyn yerine sabitlemeyi başardı Viego. Yani milyonları temizlemek için bir menzile girmeniz gerekiyor. O menzile girdiğiniz zaman Korki ve Senna dürtmeye başlıyor. Ya Azir bir yere kadar milyonları temizlemeye çalışıyor ama Azir'i bile o kadar uzak menzilden dürtebildiği için Senna Korki ikilisi. Yani bu kule yine gitti. Bir kule daha oyunun 8. kulesi. Phoenix Esports adına. Diğer tarafta Daşka'yı takımının ilk kulesini almıştı alt koridorda. Evet yani şu an tabii inimtur açıldı. Kuleler düşürüldü. Ruh noktasında olan ejderi olacaktı. Ama şu an kaynak alıyor. Pasifik'te. Onlar da 10.000 altın geride ve vakit geçtikçe bu 10.000 altın değerinin düştüğünü biliyoruz. Onlarda da şu an bütün kaynak işte Azir'in eşya alması Olaf'ın Rabadon'u biter şimdi. Şu an mesela iyi bir Azir var. Her ne kadar 3 eşyada olsa da. Tabii karşısındaki Korki 4.5 eşyaya gelmiş durumda. Tabii Rabadon'u aldı ama Malmortius var Cold Memo'da. Diğer tarafta her ne kadar bir büyü direnci eşyası olmasa da Donmuş Yürek ve Aksante'nin ellerinde ki rakibin o saldırı hızını epey bir düşürecek. Donmuş Yürek. Yani Pasifik'in hata yapma lüksü yok artık. Çok ya yani bir hatada maç bitebilir. Pasifik tarafı hata yaparsa. Diğer taraftan da hasara bak. Hiç şu an oyun hiç adil değil bu arada. Market yani, indirim Pasifik yapıyorum Memo'ya. Pasifik açısından adil değil. Bakar mısın? Kipa tutacak Ragnarok'u kullanmak zorunda Olaf. Evet. Dalton. Senna W'su ve Chippa'yla beraber Okita kontrolden çıkması için yalnız ulti kullandı az önce Senna iyi bir sıçra oyunu geldi Burgundan ama karşılığında da Phoenix sıçrası atıp pozisyon dışına çıkacak tüyleri çekti Mirza tüy fırtınasıyla beraber pozisyondan çıkmak için yani Phoenix iki adım atıyor Pasifik'in koşan adım kaçması gerekiyor Nova
Yani menzil farkı, hasar farkı. Phoenix üzerine koşarken Holy gibi koştu yani. Holy Phoenix oldu. Olduğunu gösterdi orada. Yoğunluğu basıp rakip zayan ultisini durdurmuş almış. Tabii şu an oyunu çok öndeler yani. Oyunun öndeler evet yani. Kararması da var elinde. Habaset'le başlamıştı zaten ikinci eşya. Korki çok iyi durumda. Xanthi yani çok düşmez o artık. Yani bir de Korki roket atınca hareket hızı da kazanıyor şu an. Evet öyle bir durum var yani. Müthiş bir şey değil mi? Yani sıkıysa yakala. Catch me if you can. Öyle bir şarkı vardı. Kimin şarkısı? Film vardı. DiCaprio. Öyle mi? Leonardo DiCaprio'nun bir filmi var. Leonardo DiCaprio'yu da severiz. O zaman bu takımın Leonardo DiCaprio'su Cold Memo mu? Evet, 25 yaşının altında olduğu sürece. Yani şu an iki koridor oynayarak işi bitirebilirler. Bu arada yani bundan bahsedeyim. Phoenix tarafı direkt alt koridor kulisini açabilir. Şu an Memo paketle bekliyor üstte. Doğru olanı yapıyor. Işınlarla aksiyona katılacaktır. Yani bu aksiyonda o direkt katıldı. Direkt kuşatma başladı. Kuşatmayı yapıyorlar iki koridordan birden. Daha çok alt koridora yöneldi. Diego orta koridordayken Phoenix ekibi 4'e 5 burayı alacaklar. Chupatuan tutmadı son anda. Menzilin dışına çıkmayı başardı. Alt koridorun ilgilerini kolay bir şekilde menzille beraber alıyor. Arka tarafa bir de ulti gelecek. Bir tüy fırtınası daha. Yalnız Çıraş rakibin üzerine korkusuna göre Ragnar'ın kullandığı bir Olaf var ama Rakan burada çok kolay bir şekilde düşecek. Zayıh'ı da düşürdüler. Daşka'yı da düşen bir diğer isim oldu. Nesrank'ta takımında hayatta kalan son iki isimden biriydi. O da düştü. Sadece Dalton hayatta ama dakika 32'de Phoenix Esports muazzam sabırlı, muazzam sakin, profesyonel bir galibiyet alıyor Nova. Evet. Ya daha seviye 1'den itibaren Colt Memo'da bir ekstra büyük bir tebrik açmak lazım. Gerek minyon sayısından gerek bir şey olarak.